Programımızdan hepinize merhaba. Bu haftaki stüdyo konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Galip Akan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yoğun çalışma programımızdan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Sağ olun. Sağ olun. Okullar açıldı. Tabii öğrencilerimizin yerleşmesi, onların telaşı, tatlı bir telaş. Bu arada da teşekkür ederiz. Davet ettiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzde rektör seçimleri var. Evet. Bu konuda hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şöyle 4 yıllık süreç çok hızlı geçti. Gözümüzü açıp kapatıncaya kadar. Hızlı bir süreçti tabii. Çok iyi yerlere geldik ama daha iyi yerlere gideceğiz inşallah. Evet. Şu an efendim 4000 öğrenci mevcudunuz. 4000'i geçti öğrenci. Tebrik ediyoruz. Sayımız 4400'lere yakın bir sayımız çok var. Güzel. Lisans, yüksek lisans, doktora, ön lisans öğrencilerimiz bunlara dahil. İşte biliyorsunuz tıp ve hemşirelik bölümünün 3. sınıfları bitti, 4. sınıflara başladılar. Çok güzel. Diğer bölümlerde her sene birkaç bölüm açarak hızla genişliyoruz. Çok güzel. Efendim önümüzdeki dönemde mevcut hedefiniz ne kadar? 4400 gayet iyi bir sayı. Bu sayı evet, gayet güzel bir sayı. Bizim toplam hedefimiz zaten 10-20 bin civarında öğrenci sayısını tutmak. Bu 4000 sayısı zaten 10 bin öğrenci potansiyel sayısı. Bizde tüm sınıflar olmadığı için başlangıç olduğundan biz açtığımız bölümlerle şu anda potansiyel olarak 10 bin öğrenciyi geçmiş bulunuyoruz. Bizim bundan sonraki amacımız işte sınıflar arkaları geldikçe 4. sınıfa kadar bu süreyi tamamlamak ve 10-15 bin öğrenciye ulaşmak. Öğrenci sayısını çok arttırmak istemiyoruz. Çünkü sayıdan ziyade nitelikli öğrenci olsun, daha kaliteli hizmet verelim diyoruz. Çünkü açılış çok önemli, başlangıç çok önemli. Biz başlangıçta yüksek öğrencilerle başlarsak bölümlerde kaliteden düşebiliriz diyoruz. Nitelikli olsun, az olsun diye çalışıyoruz. Yani 15 bin civarında falan öğrencimizi tutacağız inşallah. Çok güzel. Öğretim görevlisi olarak hocam şeydir. Şu anki hani üniversitenin 4 yıllık süredeki aşamada neler gerçekleşti? Evet. Şu anki durumu nasıl? Tabii biz 4 yıl önce başladığımızda sıfırdan başladık. Devlet bana bir kağıt verdi, git üniversite kur diye. Rektör oldu dediler. Önce tabii Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde birlikte kullanım yaptık. Evet, onun çok büyük, çok büyük bir avantajını bulduk ve bir sene içinde tıp ve hemşirelik bölümlerinde öğrenci almaya başladık. Tabii bu büyük bir başarı bizim için. Kurulduktan sonra bir yıl içinde öğrenci almak çok hakikaten de takdir edilecek bir olay. Kiralık, aydınlık evlerde kiralık bir yerle başladık. Sonra aramalarımız sonucunda Çiğli'de Balatçık Yaprakçılık İşleme Tesisleri'nin, Tekel'in bu fabrikasının özelleştirmede olduğunu fark ettik ve buna talip olduk. Bu süreçler, uğraşlar sonra oraya geçtik bir iki yıl içinde. Orada imar planlarımız oldu, master planlarımız bitti. Ama tabii bu uzun bir süreç. İmar planları henüz daha son aşamaya gelmedi. Pek çok aşamaları geçtik ama daha bekliyoruz. Bu süreci değerlendirmek için de oradaki fabrika binalarını restore ettik. Çok güzel derslikler oldu, laboratuvarlarımız oldu. Şu anda 75 bin metrekare kapalı alanımız var. Bitecek bir binamız 30 bin metrekare, bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz, 110 bin metrekare bir kapalı alana ulaşacağız. Bu da güzel bir rakam çok tabii. Güzel. Yani 4 yıl içinde çok iyi bir rakama ulaşmış olduk. Güzelliği kampüsümüzü kurmuş olduk. Yani kiralık yerlerden, geçici yerlerden değil de ileride de bizim olacak bir yerden başladık. İçinde ağacı olan, yolu olan, kafeteryası olan bir kampüs olduk. Tabii her şey zamanla oluyor. Çok çok daha güzel erişeceğiz ama bunun için de bir süreç gerekiyor tabii ki. Evet. Çok güzel efendim.
Gerçekten Yeşil Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalarınız takdire şayandı. Diğer özellikle acil servisinde yaptığınız çalışmalar, hastaneyi çok güzel noktalara getirdiniz. Şimdi de üniversiteyi çok güzel noktalara getirdiniz. Tabii. Başarılarınızın hep devamını diliyoruz. Ben 2003 yılında Atatürk'e İhtimal Araştırma Hastanesi'ne geldiğimde orası çok sıkıntılı bir alandı. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Çok doktorlarımız çok iyi çalışıyorlar ama çok fizik alanlar çok kötüydü. Bir çalışmaya girdik. Orada işte doktor sayısı değişmeden hasta sayımızı, kapalı alanımızı, yapılan işlemleri en azından 3 kat arttırdık. Şu anda İzmir'in en iyi, Türkiye'nin belki de Türkiye'nin de en iyi hastanelerinden biri durumunda. Evet, özellikle de araştırma hastanesi olması. Evet. Burada da sizin katkınız çok çok büyük. Efendim şeyi sormak istiyorum. Mithatpaşa'da NATO NATO komutanının konutuydu. Şimdi size devroldu. O bina ilginç bir bina. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ben asansör üstünde oturuyordum. Böyle geçerken görüyorduk. Ben rektör olduktan sonra yer arayışına girdiğimizde oranın boş olduğunu gördük. Çeşitli görüşmelerimizden sonra Sayın Bakanımız Vecdi Gönül Bey orayı bize devretti. Verirken de dedi ki bir şartım var. Arkada bir askeri hastane var. Eski askeri hastane. 1800'lerde yapılmış. İzmir'in en eski ikinci hastanesi. Dedi burayı da vereceğim size dedi. Meşakkatli bir işti ama kabul ettik, yerimiz yoktu. O da tabii imar planları, efendim SİT'tir, efendim projesidir, şudur filan derken ancak, yani 4 senelik bir süreçte orayı ancak bitirebildik. Şu anda orayı yakın zamanda açacağız. Yani içini döşedik, her şeyiyle hazır. Ufak bir peyzaj işlemi var, ondan sonra biz oraya başlıyoruz. Şu anda da gidip zaman zaman kullanıyoruz. Tabii orası bizim için önemli. Neden önemli? Çiğli biraz şehrin dışında olduğu için. Evet. Şehrin içinde, şehrin dinamikleriyle ilişki kuracak, şehirle beraber olabilecek bir yerimize ihtiyacımız var. Evet. Bu bakımdan zaman zaman orada olmamız, şehirle bütünleşmemiz açısından bizim için önemli. Eski askeri hastanenin de ihaleleri bitti, projeleri bitti, ihaleleri bitti. Yer teslimi yaptık. Orada da kısa zamanda inşaat başlayacak ama tarihi bir bina olduğu için restorasyon tabii biraz uzun sürecektir. Orayı da sürekli eğitim merkezi yapacağız. Yani bizim fonksiyonlarımızdan bir tanesi İzmir halkına hizmeti orada götüreceğiz. Çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. İşte İzmir'den gelen gençlerin katılacağı, çeşitli alanlarda onların etkinliklerini artıracak kurslar yapacağız. Hatay'daki değil mi efendim? Mithatpaşa'daki. Hatay'daki hastane değil. Şimdi Mithatpaşa'da bu konutun karşısında 1800'lerde yapılmış, metruk durumda yarısı yıkılmış bir tane askeri hastanemiz var. Bu bir tarihi bir hastane. Konak aslında İzmir'in ilk Türk hastanesi askeri hastaneydi. Hep dış ülkelerin hastaneleri olmuş ama Türkiye'nin ilk hastanesi Karataş'ta yapılmış askeri hastane. Sonra 1800'de bu askeri hastane Mithatpaşa'da ki bu yere alınmış. İşte 1845'ler yanlış hatırlamıyorum 50'ler civarında da Konak'taki hastane yapılmış. Yani Türkiye'nin, İzmir'in en eski hastanesi bu. Kimse de bilmiyor tabii. Evet. Eski askeri hastane deyince Hatay'daki akla geliyor. Mithatpaşa'daki şu anda askeriyenin inşaat emlak dairesi olan yer akla geliyor. Benim de çocukluğumda orası hastaneydi ama burayı kimse bilmiyor. Çünkü uzun yıllardır kullanılmıyor. Tıpkı bu konut gibi. İnşallah onu da ayağa kaldırırsak İzmir'in tarihi binasını kazandırmış olacak, yenilemiş olacağız. Sağlık alanında da benim bu bir hizmetim olacak. Evet. Boynumuzun borcu diyoruz yani. Sağlıkçı olduğumuz için sağlık tarihine de önem veriyoruz. Efendim orada hastanede sürekli eğitim merkezi aktif olacak değil mi eski hastane yerinde? Şehir merkezi olduğu için şehirdeki insanların çeşitli eğitimlere ihtiyacı olan bir insanların oraya gelmesi çok daha kolay. Şehre yönelik eğitimlerimizi orada vereceğiz. Evet. Mithatpaşa'daki yeri merkez gibi mi düşünüyorsunuz? Merkez gibi düşünüyoruz. Yani rektörlüğün bir merkez konumu olacak. Şöyle, yani bizim tabii rektörlük işlemlerimiz daha ziyade kampüste. Kampüste bir yerimiz var. O da restorasyona girecek ama bizim şehirle bütünleşmemizi sağlamamız için haftanın bir iki günü işte randevularımızı orada vereceğiz. Belki işte konuklarımızı orada ağırlayacağız. Çünkü şehir merkezinden Çiğli'ye gelip gitmek bazen sıkıntı olabiliyor. Ben haftanın bir iki gün orada temsil makamı olarak alırsam gelen konuklarımızı orada ağırlama şansımız daha yüksek olur ama biz aynı zamanda kampüsün içinde olacağız tabii. Yani. Evet, sadece hem orada, kampüs içerisinde tabii, hem de tabii, şehir merkeziyle tabii, hem de sürekli eğitim merkeziyle de. Tabii. Şehirle bütünleşmiş olacağız. Evet.
Sürekli şeyde. Eğitim merkezimiz gerçekten çok çok önemli. Çok güzel eğitimler veriliyor. Biz de basın mensupları olarak takip ediyoruz. Aslında bu konuyu daha da halktan gelen talepler doğrultusunda da eğitimler açabiliyorsunuz. Biraz da bu konu hakkında bilgi verirseniz. Şimdi bizim hizmetlerimizden bir tanesi tabii topluma yönelik hizmetler. Yani toplumun eğitimi ihtiyacını karşılamak için yapılan hizmetler. Mesela bu dil kursları olabilir. Aileye yönelik eğitimler var biliyorsunuz. Aile danışmanlığı eğitimleri gibi. Şehrin içindeki lisans mezunlarının tezsiz, yüksek lisans, doktora yapabilmesi için ikinci mesai olarak yani 4'ten 5'ten sonra ulaşacağı yer gerekiyor. Bu açıdan bunları kullanıyoruz. Halk sanatları olabiliyor. Çok çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bunları genelde biz talep oldukça yapıyoruz. Yani talebe göre kursları açıyoruz. Mesela bu sene Japonca ve Rusça kurslarımız açılacak. Tabii bu da büyük bir ihtiyaç yani. Çok güzel gerçekten. Şehre yönelik sosyal sorumluluklarımız var. Böylelikle onları da yerine getirmek istiyoruz. Hem öğrencileri hem öğrenci dışında vatandaşları da bu anlamda. Şehre şeyimiz var. Mesela benim hayallerimden bir tanesi Katip Çelebi kitaplarıyla, otobiyografiyle meşhur birisidir. Tüm kitapları araştırmış, ömrünü kitaplara vermiş bir alim. Diyorum ki Katip Çelebi'nin adını taşıyan İzmir'de bir şehir kütüphanesi açmamız lazım. Bir tarihi bina bulup bir tarihi bina olup şehirde bunu kazandırmamızda fayda var aslında. Çok güzel olur. Yani bu bir sosyal sorumluluktur. Şehre karşı bir bizim görevimizde sadece kendi işte lisans üstü üniversite eğitimlerimizin yanında şehrin gelişmesine de bir katkımızdır. Evet. Efendim üniversitenin bulunduğu konum itibariyle de Çandarlı limanına son derece yakın. Evet. Bu anlamda da güzel bir konuma ve İzmir'i geliştirecek projelere sahip üniversitenin yer konumu olarak. Çok güzel çalışmalar yapacağınıza eminim. Hocam önümüzdeki 4 yıl içinki projeleriniz neler yapmak istiyorsunuz? Tabii biz 2014-18 stratejik planımızı yazdık. Orada 7 tane hedefimiz var. İşte fizik alandan tutun, eğitimin daha iyi olmasına yönelik, uluslararası bir üniversite olmasına yönelik, üniversite sanayi işbirliğine yönelik pek çok projemizi, hedeflerimizi belirledik. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Bunları kısaca değinirsek işte fizik alanımızın geliştirilmesi gerekiyor. Çiğli sanayinin içinde, fen bilimlerinde, mühendislik bilimlerini genelde orada iskan ediyoruz. Çünkü sanayide iç içe olması lazım. Sanayici de iç içe olması lazım ki üniversite sanayi işbirliği gelişebilsin. Teknokent dosyamız bakanlığa gitti. Çok yakın zamanda teknokentimiz orada olacak. Zopun'da bayağı çalışmalar yapacağız. Evet. Bunun yanında biliyorsunuz Bayraklı'da sağlık kampüsü yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleri içinde. Onun hemen yanında 1,5 milyon metrekarelik kampüs alanı aldık. Burada biz sağlık bilimlerimizi oraya da yapmayı düşünüyoruz. Sosyal bilimleri de oraya kuracağız. Onların master proje ihaleleri bitti. Şu anda projeleri çiziliyor. Yakında bizim Bayraklı'da şehir hastanesinin üstünde belki büyük bir kampüsümüz olacak. Mühendislik bilimlerimiz sanayi içinde kalacak. Sağlık bilimlerimiz sağlık hastanesinde bitişik beraber çalışacağız. Onlarla orada kalacak. Bir de Çandarlı'ya yönelik bir yatırımımız var. Çandarlı'da bir eğitim alanı var. Orayı da istedik. Oranın da işlemleri devam ediyor. Biliyorsunuz Çandarlı'da çok büyük bir liman yapılıyor. Evet. Bizim gemi inşaat denizcilik bölümümüz var. Ve lojistik bölümlerimiz var. Onların çalışması için orada. Bir de Petkim'le ortak çalışmalarımız var. Petkim'le beraber bir enstitü gibi. Oraya bir zemin hazırlıyoruz. Yani şu anda biz üniversitenin geleceğinin temellerini atıyoruz. Belki gözükmüyor bazı şeyler ama iyi bir planlamayla ileride... Gözüküyor hocam son derece. Çok sağ güzel. Üniversitenin şu anki ilk etapta İzmir'de ilk kurulduğunda özel üniversite gibi bir algısı vardı. Artık şu an emin adımlarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çok güzel bir yerde. Bu konuda da tebrik ediyoruz sizi. Başlangıçtaki plan çok önemli. Pergel'in açıklığı gibi diyorum. Başlangıçta küçük bir açıklık verirseniz o gittikçe büyüyor. Bize iyi anlamda başlangıçta attığımız iyi adımlar, kararlaştırdığımız güzel adımlarla üniversitemiz çok iyi bir yerlere gidecek inşallah. Evet. Bunun da arayışını çok yapıyoruz. Yani bir şeye karar verirken herkesle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sanayiyle görüşüyoruz, şehrin ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Ortak akıllı kullanıyoruz, beraber karar veriyoruz. Yani inşallah Katip Çelebi İzmir'in parlayan bir üniversitesi olacak.
Ben diyorum ki hedefin Türkiye'deki ilk 10 üniversiteye girmek. Evet. Yani İzmir'e bu yakışır. Yani mutlaka İzmir'in çok iyi çok iyi üniversiteleri var İzmir'in. Onlara bir şey demiyorum ama bizim gayretimiz Türkiye'nin ilk 10 üniversitesine girmek. Tüm planlarımız ona yönelik. Onun için işte yabancı dille eğitim yapıyoruz mühendislikte. Yurt dışına öğretim üyesi getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi yurt dışına götürmeye çalışıyoruz. Uluslararası bir üniversite olma gayreti içindeyiz. Yeni sloganımız İzmir'de yeni nesil devlet üniversitesi diyoruz. Evet. Bizim mesela yurt dışı öğrencilerimizin sayısı oldukça da yüksek, sayıları gittikçe artıyor. Değişik bir üniversite, yeni bir üniversite, yeni konsept bir üniversite. Çok büyük değil ama çok etken bir üniversite olmasını planlıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bir de kongre merkezi planımız evet. var. Bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Şöyle tabii biz bu aşama aşama gidiyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle inşaat, şu an için inşaatı devam eden alanlarımız var. Bir spor kompleksimiz var. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile inşaat başladı. Bu yıl içinde bitecek. Yurt ihalemiz bitti. İnşaatı başladı. Bu yıl içinde bitecek. Önümüzdeki yıl için de kongre merkezini planladık. Burada büyük kongre merkezinde 6 tane amfi, bir tane büyük bir salon olmak üzere oldukça geniş bir kongre merkezinin inşaatına başlayacağız. Projeleri hazır. Kalkınmadan yatırım planına geliyor. İhalesini yapıp 2015 yılında başlayacağız. 2016 yılında inşallah biter. Ona bitişik bir çarşımız var sosyal alanları genişletmek için. Projelerimiz var. Binamızı, sosyal binamızı daha iyi renove edeceğiz. İnşallah bu emsallerine bakarsak bu sene içinde çok iyi bir bütçe aldık. Hızla gelişiyoruz. Çok güzel. Üniversitenin kampüsünün içinde olacak değil mi efendim? Tabii tabii. Üniversite kampüsünün içinde olacak. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Efendim son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hem öğrencilerimize hem öğretim görevlilerimize. Ben şunu söylemek istiyorum İzmirli'ye özellikle. Yani ben bir İzmirli olarak üniversitenin, Katip Çelebi Üniversitesi'nin gelişmesi için çok gayret gösteriyoruz. Çok nitelikli öğretim üyelerimizi aldık. Nitelikli öğrencilerimizi aldık. Bunlarla beraber çalışıyoruz. Ama benim İzmirli'den bir ricam var. Üniversitelerine sahip çıkması. Bu İzmir'in bir değeridir, varlığıdır. Evet. Üniversiteye destek olmalarını istiyorum. Çünkü hakikaten de İzmir için çok bir değer yeni bir üniversite. Evet. Ve yeni dünya görüşüyle yeni stil bir üniversite olduğu için İzmir'e çok büyük bir değer kazanacak. Kesinlikle. Çok yakın zamanda İzmir'in gururu olacak bir üniversitemiz. Uluslararası planlarınız var, yurt dışı tabii. bağlantılarınız var. Gerçekten söylediğiniz son derece doğru. Başarılarınızın devamını çok teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Ege'nin gündemi adlı programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.